Gerçekten İslam aleminde tartışılan bir konudur bu. Zaten ulema arasında da tartışılan bir konu şu manada. E, hilal yani bir ayın girişini girdiğini gösteren hilali görmekle mi bir aya, kameri bir aya girilir yoksa hesapla mı kameri bir aya girilir? Bazıları hilalin görülmesiyle kameri aya girilir derken bazıları günümüzde hesaplama sistemleri çok ileri dereceye varmıştır. Dolayısıyla hesaplama sistemiyle de girilebilir denilmektedir. Dolayısıyla bu tartışma var. Ben Türkiye'deki uygulamadan da bahsedeceğim inşallah Diyanet'in uygulamasından. Bu tartışma var. Bu tartışmaya göre bir bölgede hilali gözetlerler ve hilali yani ayın hilalini gördüklerinde derler ki bu ay girmiştir. Ve oradaki insanlar da ne yaparlar? Oradaki insanlar da Ramazan orucuna başlarlar veya bayramı yaparlar sonuna doğru. Ondan sonra Şevval ayı geliyor Ramazan'dan sonra biliyorsunuz. O ayın hilalini görmekle. Hilali gözetleyenler bulundukları yerde bunu yapabilirler. Bunda hiçbir mani yok. Ama özellikle bu kış mevsimine geldiği zaman da bizim coğrafyada hilali gözetleme gerçekten zor bir konudur. Onun için biz kardeşlerimize Ramazan orucu hakkında özellikle bulundukları yerdeki yetkili kişilerin vermiş oldukları hükme göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Mesela Ramazandır. Siz Ramazandan birkaç gün önce Ramazan'ı Kabe-i Şerif'te, Kabe-i Şerifin yanında bulunmak üzere gittiğiniz, orada tutacağım Ramazan'ı dediniz. Oradaki idarenin vermiş olduğu bilgiye bilgi neyse ona göre hareket edin. Ülkemizdesiniz, Türkiye'deşiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda Allah razı olsun gerçekten hem hesap işini Önceden biliyoruz takvimlerde var zaten. Şu gün şudur, şu gün şudur diye Ramazan'ın başladığı gün olarak da belirtiliyor. Ama bununla yetinmiyorlar. Hilalin gözetlenebileceği ülkelere de insan gönderip hilal gözetleme işini de yapıyorlar. Allah razı olsun. Bu dini bir vazife yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu ülkede bulunan kardeşlerimizin kargaşaya mahal vermeden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu bilgiye itimat etmelerini söylüyoruz. Biz de öyle davranıyoruz zaten. Allah tüm kardeşlerimize kolaylık versin bu kargaşalı konu hakkında. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed